Herkese merhabalar arkadaşlar. Kombinasyon konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bugün günlerden kombinasyon 22 Eylül çarşamba günündeyiz. Sayma olasılık konusunu siz parçalarla anlatın demiştiniz. Biz de sizler için yeni program hazırlamıştık. Permütasyonu geçen hafta anlattık. Like'lar havada uçuşmuş. Süper yorumlar var. Hepinize teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugün kombinasyon anlatacağız. Haftaya Pascal üçgeni binom açılımı ve de Eylül ayını bitireceğiz arkadaşlar. Ve de Eylül ayının yeni programını matematiğin bu halde düzenlenmiş şeklini indirmek istiyorsanız da programımızı hemen videonun altındaki linke bastığınızda da programımızı alın. Niye? Çünkü diğer derslerimizde çok güzel sizler için planlanmış programlanmıştı. Biz uzatmayalım fazla. Bugün kombinasyon dedik ama geçen haftaya bir atıfta bulunalım. Neydi o? Permütasyon konusuydu. Permütasyon neydi arkadaşım? Sıralamaydı. Permütasyonda sıra çok önemliydi. Peki kombinasyonda kombinasyonda yapacağımız şey sıra değil, sadece elemanları seçmek olacak. Biz ne yapacağız? Seçme işine kombinasyon diyeceğiz ve seçmenin aynı zamanda anlamının alt küme olduğunu da unutmayalım. Birazdan sizlere süper bir şekilde anlatacağım. Kombinasyon, permütasyon P ile gösteriliyordu kombinasyon da İngilizce combination'dan geldiği için baş harfi C olarak karşımıza çıkacak. P yerine C yazacağız. Ve de dikey yazıldığı anda da bizim aklımıza permütasyon değil kombinasyon gelmiş olacak. Ve de arkadaşlar nasıl bir formül olduğunda söylemiş olacağız. Daha önemlisi de en önemlisi de geometrik yorum. Burada geometrik yorum sorularını da anlamlandırmaya çalışacağız. Birlikte bunları halledeceğiz. Artık başlayalım. İlk yapacağımız şey tanım tabii ki de kombinasyon. Ne demek? Seçme demek dedik. N tane elemanın varsa R tane elemanlı alt küme istiyorsam işte buna N'in R'li kombinasyonu diyorum arkadaşlar. Unutmayalım. Ve N'in R'li kombinasyonlarını biz alt küme olduğunu söyledik. Seçme olduğunu söyledik. Şimdi daha da ayrıntılı açıklarsak. Mesela diyelim ki A, B, C diye 3 tane elemanlı bir kümem var. Bu kümeden ikili elemanları istersem bak A, B, A, C ve de BC yaparım. Bakın bu kombinasyondur arkadaşlar. Ne yaptım? İkili eleman seçtim. Ama permütasyon ikili deseydim o zaman şöyle olacaktı. Bakın A, B'yi yazdım. B, A'yı yazacaktım. A, C'yi yazdım. C, A'yı yazacaktım. B, C'yi yazdım. C, B'yi yazacaktım. Niye? Çünkü permütasyon 3 elemandan ikili sıralamaları dersem neydi arkadaşım? 3 çarpı 2'di. Kaç yazıyor burada? 3. Kaç tane yazacaktım? 2 tane. Bak 3 çarpı 2 yazdım. 6 taneydi. Bugün biz neyi göreceğiz? Permütasyonu, permütasyonu gördük. Kombinasyonu göreceğiz. Burada da 3'ün ikilisinin 3 olduğunu birazdan bir kere daha söyleyeceğim. Peki nasıl hocam? Formülümüzde şu arkadaşlar gösterişimiz C C enin ya da n'in reylisi dikeylemesine yazdığımızda bu kombinasyon demek. Geldik buraya. Bakın şu kısma çok dikkatli bakarsanız permütasyonun aynısı. Yalnız burada R faktöriyel yani bölü şeklinde yazacağız. Bakın 5'in üçlüsü nasıl yazacağım? 5 faktöriyel yani bölü altına da ne yapacağım? 5'ten 3 çıktı. 2 faktöriyel yani çarpı bir de şuradaki sayımız 3 olduğu için 3 faktöriyel yazacağız. Hatırlıyorsanız faktöriyel konusunda size çok önemli bir ayrıntı vermiştim. Her zaman büyük faktöriyeli küçüğe göre yazacaksın. Yazalım. 5 çarpı 4 çarpı hop bekle 3 faktöriyel. Gerisini yazma. Bölü 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 3'tür. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 4 ile 2 sadeleşti. 5 kere 2 ne oldu arkadaşım? 10 oldu. Bak 4'ün dörtlüsü. Kim bu? Permütasyon değil. Kombinasyon. Dikey yazılan kombinasyondur. Yazalım. 4 faktöriyel bölü 4'ten 4 çıktı. 0 faktöriyel çarpı ne var bir de? 4 faktöriyel var. Bunlar birbirini götürdü. Zaten 0 faktöriyel 1'di. Cevabın 1 oldu. Zaten 4 elemandan 4'ünü seçmekte bir bir şartlı olmaz mı arkadaşım? Unutma. 4 elemandan 4'ünü seçersen zaten bir durumda olur. O da hepsini seçme şartıyla olur. Şimdi bakın 3 elemana bakalım. İkisini Per, e, ...kombinasyon... E, permütasyona gidiyor ağzım kusura bakmayın... ...kombinasyon 3'ün ikilisi... ...ne yapacaksın arkadaşım... ...3 faktöriyeli yazdık... ...3'ten 2 çıktı bir faktöriyeli yazdık... ...bir de sonundaki iki faktöriyel yazacağım... ...hop iki faktör, üç faktöriyel, 3 faktoriyel sadeleşti... Işte, ...3 oldu... ...şimdi bakın arkadaşlar... ...bunlar böyle ya bunları böyle yapmayacağız... ...tabii ki de kısa yolları da var... ...kısa yolunu söyleyeyim size... ...geçen hafta permütasyonda yaptığımızı hatırlıyor musunuz... ...5'in üçlüsünde ne diyorduk... ...5'ten başla... 3 tane geri yazıyordum ben sana. Niye? Permütasyon. Kısaca 5'ten başla 3 tane geri yaz. Şimdi bugün bu kısım yine permütasyon olduğu için 5'ten başla 3 tane geri yaz diyorum sana. Bölü bir de altında ne olacak? 1'den başlayla 3'e kadar yaz. Yani 3 faktöriyel olacak. İşte bu. Bakın bunlar birbirini götürdü. Bunlar sadeleşti. Işte 5 kere 2 10. Mesela 4'ün 4'lüsüne bakalım. Ne yaz diyorum sana? 4'ten başla 4 tane yaz. Bak 4 tane yazdım. Bir de altına dört faktöriyel. Yani. yani birden başlayarak dörde kadar yazıyorsun. Hop birbirlerini götürdüler birle. Zaten bu dördün dörtlüsünü falan kısa yöntemi var. Onları da birazdan söyleyeceğim. Permütasyonda direkt başlayıp kaç tanesi yazıyorduk? Bu sefer bir de altına bölü buradaki faktöriyel ya da birden başlayıp oraya kadar yazacaksın. Daha da kısa halleri birazdan geliyor. Evet arkadaşım ne dedim? Daha kısa halleri var dedim. Bunları bil diye bam birazdan anlatacağım. Şimdi alıştırmaya bakalım. Altının dörtlüsü. Formül neydi? Biraz önce kısa halini söylemiştim. 6'dan başla geri doğru yaz demiştim. Bak 4 tane yazdım. Bölü bir de 4 faktöriyel. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 4, 3 birbirini götürdü. Bunlar sadeleşti. Cevabın 15 çıktı. Peki 6'nın ikisini bak çok kısaca yaz. 6'dan başla 2 tane yaz. 1'den başla 2 tane yaz. Yani 2 faktöriyel. O zaman top hop sadeleşti. Yine 15 çıktı. Aa bir dakika. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisi. Kombinasyon ne demekti? Seçmek demekti. Ya bir dakika 6 elemandan ikisini seçiyorum. E, sen iki tane seçerken öbür tarafta aslında sen dört tane seçmiş olmuyor musun? Çünkü bir kümeden ikilileri alayım derken diğer tarafta dörtlüleri de başka bir yere almış oluyorsun. He, o zaman altının dörtlüsü kombinasyon altının ikilisine eşit mi? O zaman burada altlar ya da yanlar toplamı üste eşit olduğunda birbirlerine eşitler miymiş? Toplamı üste eşit olduğuna bu iki kombinasyon birbirine eşitmiş. Bam o zaman ne diyorum arkadaşım sana? N'in R'lisi ile N'in N en eksi R'lisi hop birbirine eşit. Niye? Altlar toplamı üste eşit olduğunda altlar toplamı üste eşit olduğunda kombinasyon birbirine eşit. Ve biraz önce demiştim ki kısa yolu var demiştim. Bakın N'in N'lisini alırsan bir şart vardı. N'di altları topla üste eşit olması için N'in sıfırlısı da bir eşittir. Zaten biliyorsun ki boş güme. Beş elemanlı eleman, beş elemanlı bir kümenin boş kümesi de bir tanedir. O da sadece birdir dedik. N'in birlisiyle tabii ki de N'in en eksi birlisi de altların toplamı üstte eşit olduğuna göre birbirlerine eşit. Ve bunlar da bir eleman seçmek anlamında en tane elemandan bir tane seçersem bu da N'in birlisi demek ve en tane demek. Şimdi bakın alıştırmamız var. Bize söylediği şey N'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Burada yapacağım şey arkadaşlar şu. Hemen ilk başta formülümüzü hatırlayalım. Neydi? Altlar toplamı... Üste eşitti. Hemen toplayayım o zaman. N artı 3 eşittir. Pardon. N artı 3 artı 2N eksi 6 eşittir. Altlar toplamı yukarı eşitti. E yapalım o zaman. Ne oldu? 3N eksi 3 eşittir 12. Attım karşıya. 3N eşittir 15. E o zaman ne oldu? N eşittir 5 oldu. N eşittir 5 arkadaşım. Bak burası ne oldu? 12'nin 8'lisi. Burası ne oldu? 12'nin dörtlüsü. Aa evet. 8 4 toplarsan 12. Süper. Doğru yapmışız. İşte bu kadar. Ne dedik? Altlar toplamı üstte eşittir. Bitti dersen patlarsın. Bakın biz her zaman matematiği zor deyip zor şeyleri öğrenip öğrenip basit şeyleri unutuyoruz. Niye? 12'nin bir şeylisi 12'nin aynısına da eşittir. Mesela 12'nin 5'lisi 12'nin 5'sine eşittir. Bu ihtimalde unutmayacağız. Tabii ki de en basit hali e, buralar birbirinin aynısı olabilir. En azından n artı 3 eşittir. 2n artı 2n eksi 6. Attım eksi 6'yı karşıya artı 6. 9 etti. Attım n'i karşıya eksi n olarak attım. n eşittir 9 oldu. Bak arkadaşım. Ne oldu? 2 tane durum var. İkisi de. bir altlar toplamı üstü eşit. 2 zaten birbirinin aynısı olabilirler. Bu kısmı da unutmayalım. Aklımızda olsun. Geldik artık. Biraz da problem tarzında yapalım. Kolay soruyla başlayalım. Bir şirkette. 3 mühendis 5 mimar arasında 5 kişilik bir ekip oluşturulacakmış. Kaç farklı ekip oluşturulur? Arkadaşım geçen hafta yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Mühendisler, mimarlar fotoğraf çektiriyorlardı. Sıraya girip. Bakın orada sıraya girme, sıralama vardı. Bu sefer ne yapıyoruz? Ekip oluşturuyoruz. Yani 5 kişi istiyorum ben. Kim var arkadaşım? 8 kişi var. 5 kişi ver diyorum bana. Bak hiçbir şartım yok. Mühendis, mimar bana 5 kişi gelsin de ne olursa olsun diyorum. O zaman toplam kaç kişi vardı orada? 3 5 daha 8 kişi var. Ben ne yapacağım? Bu 8 kişi arasından 5'li kombinasyon istiyorum. Ne yapacağım? Ben 8'in 5'isini seçeceğim. Bakın arkadaşım, 8'in 5'isini hesaplamak zor. Biz burada bunları niye gördük? Daha kolayları görelim diye. 8'in 5'isini hesaplamak zor. Nasıl? 8 7 6 5 4 5 tane yazacağım. Aşağıya da 5 faktörü yazacağım. Aman çok iş. Ne dedik biz? Altlar toplamı üste eşitse biz ne diyoruz bunlara? Birbirlerine eşitler diyorduk. O zaman ne diyorum ben de? Kombinasyon 8'in 3 üstü de birbirine eşittir. Daha az kişi yazarım. Nasıl? 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1. 3 faktöriyel yani. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 3 kere 2, 6. 6 ile birbirini götürdü. 8 kere 7, 56 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar 8'in 5'sini hesaplamak yerine 8'in 3'lüsü kolay bir şeyi hesapladık. Zaten kısa yolunu söyledim. 3 tane aç aşağıya da 3 faktöriyel ya da 1'den başlayıp 3 tane yaz dedim. Burayı da halletmiş olduk. Şimdi model sorumuz var. Nasıl? Biraz önceki olayı anlattık. Kolay bir soruyla başladık. Şimdi 10 soruluk bir yazılı sınavı var. 10 soru var. 10 soruluk yazılı sınavında ben ne istiyorum? İlk 4 soruyu cevaplamak istiyorum. Bak. İlk 4 soru var bir de geriye 6 soru var. Ama ne istiyor öğretmen? Diyor ki arkadaşlar ben sizin seviyenizi ilk 4 soruya göre tespit etmem lazım. Gerisi de zaten sizin için artı diyor. Diyor ki ilk 4 sorudan en az 3 tanesini yapmak zorundasın. Benim öğrencim sen 3 tanesini yapmak zorundasın diyor. 5 soruda cevaplamak istiyor bu öğrenci. Diyor ki 5 soruda bana yeter diyor. Şimdi 10 sorudan ilk 4'ünün en az üçünü cevaplamak zorunda ve bir öğrenci beş soru cevaplamak için kaç farklı şekilde yapabilir diyor. Yani bu dört sorudan ben ne yapabilirim? En az üç diyor. Üç veya dört soru yapacağım. O zaman şöyle diyebilir miyim? İlk dört sorudan üç tanesini seçerim. Hangi üç tanesi bilmiyorum. Herhangi üç tanesini yapacağım. E toplam beş soru yapmam için üçünü ben zaten ilk dördünden yaptım. Çarpı geri kalan altıdan da iki tanesini yaparım. İşte bu nedir arkadaşım? bizim istenilen durumumuzdur. Ama bitmedi. V ve, ve bakın V burada arkadaşlar V ve diyorum. Veya bu durumu yapabilirim. Veya veya neydi? Artıydı. O zaman burada bakın V var. Bu ne yapması lazım? 4 sorudan 3'ünü yapması lazım ve 6 sorudan ikisini yapması lazım. Hatırlıyor muyuz saymada vardı? V deyince çarpmaydı, veya deyince toplamaydı. Bu durum var. Veya şöyle yapabilirim. 4 tane sorudan 4'ünü yaparım, 6 sorudan birini yaparım. Çünkü en az üç tane cevaplamam lazımdı. Bunu da bu şekilde yaptık. Dördün üçlüsü dördün birlisine eşit. Dördün birlisi dörttü. Tamam. Altının ikilisini ne zaman hesaplayalım? Altı beş bölü bir iki. E bunlar sadeleşti. Işte on beş oldu. Artı ilk kısmı hallettik. Dört kere on beş. Buraya geldim. Dördün dörtlüsü birdi. Enin enlisi birdi ya arkadaşlar biraz önce söyledik. Altının birlisi de tabii ki de altının birlisi de birer kez seçmekti. Onu da altı diye yazdım. E burası altmış. Burası altı ettim mi sana 66. Bu soruyu da güzel bir şekilde bitirmiş oldum İşte bu. Süper bir şekilde bunu da halletmiş olduk. Bunu da müthiş bir şekilde geçtik. Olaylar bunlar. V deyince çarpma, V ya deyince toplama. Hemen bunları da iyi bir şekilde aklımıza kazıyalım, söylemiş olalım. Geldik zoruyu. İşte bu. Kolaylar bizim işimiz, zoru yapma. Neydi ya öyle <laughs> salladık resmen tonguç gibi konuştuk yani. Geçtik. Aralarında Ahmet ve Mehmet'in bulunduğu 9 kişiden 5 kişi seçilecek arkadaşlar. Beş kişinin içinde Ahmet ve Mehmet'in aynı anda seçilenlerin içinde olmadığı bir dakika, aynı anda Ahmet ve Mehmet olmayacak bir dakika. Bunlar nasıl olabilir? Ahmet, Mehmet, ne olacak? Hiç olmayabilir. Ahmet olur, Mehmet hiç olmayabilir. Başka ne olur arkadaşım? Ahmet Mehmetten Ahmet olmaz, Mehmet olur. Bir de Ahmetle Mehmet ne yapar? İkisi de olur. Bakın dört tane durum var. Adamın benden istediği şey şu: Ahmetle Mehmet'in aynı anda seçilenler içinde olmadı. Yani bana ne diyor? Aynı anda seçilenler içinde olmadı. Yani aynı anda seçilmiyorsa bu olabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Aynı anda seçilmediği. Bakın, aynı anda seçilenler içinde olmadı. Bana neyi soruyor? Aslında bana burada sorduğu şey arkadaşlar ikisinin de aynı anda seçilmediği. Bakın bu olabilir. İkisi de aynı anda seçilmedi burada. Şöyle söyleyeyim. Ben şunu şunun yerini karıştırdım arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Bakın aynı anda seçilmedim. Aynı anda seçilmedim. Burada aynı anda seçildim. Şunu söyleyeyim. Burası olmayacak. Bir de aynı anda seçilmediğim burası. Bakın iki tane, üç tane durum var. Aynı anda seçilmediği. Aynı anda seçilmediği, aynı anda seçilmediği. Bana ne diyor? Aynı anda seçilenlerin içinde olmadığı kaç farklı durum vardır diyor. İkisinin de aynı anda olmadığı olabilir. Bir tanesinin olup bir tanesinin olmadığı da yine aynı anda seçilmeyenler içindir. O zaman bakın bu üçünü bulacağım ama ben ne yaparım? İkisinin de aynı anda seçildiğine bakarım. Ben şimdi dokuz kişi miyim? Dokuz kişiyim. İki tanesi Ahmet ve Mehmet mi? Evet. Geri kalan yedi tanesi de diğer arkadaşlarım. Evet. Ben ne istiyorum? Bakın tüm durum. Tüm durum ne? Dokuzun beşisi. Tüm durum dokuzun beşisi arkadaşım. Unutma. Ben ne istiyorum? Tamamından, bütün durumdan neyi çıkartacağım? İstemediğimi. Hani ne demiştik? Tamamı. Bir de ne demiştik? Eksi istenmeyen demiştik. Bize istenmeyen durum bize bazen de sonucu ulaştırabilirdi. Tamamı 9'un 5'i. 9 kişiden 5 kişi seçmek ama istenmeyen durum ne? Ahmetle Mehmet'in aynı anda olması. Aynı anda olmasını istemiyorum. Aynı anda olmadığı demek bu da. Nasıl? Ahmetle Mehmet aynı anda istiyorsam ikisi de olacak zaten. Onlar cepte. Ben ne yapacağım? 7 kişiden 3'lüsünü de çıkarmış olacağım. Hemen bunun işlemini de karışmaması için rengimizi değiştirelim. 9'un 5'lisi 9'un 4'lüsüne eşit. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Ne oldu arkadaşım? 4 kere 2 8. 3 ile sadeleşti. Burası 2. 2 kere 7 14. 14 kere 9. Burada eksi var bu arada. 14 kere 9 140'tan 14 çıkarsan 126 eksi. 7'nin üçlüsü ne? 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel 1 2 3'ü çarptım. 3 kere 2 6 35'i çıkartırsam o zaman cevabım ne oldu? 26 çıkarttım bir de 9 çıkarttım. Ettiğim sana 91 tane durum vardır dedim ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Evet geldik geometrik yorum arkadaşlar. Geometrik yorum aslında tamamen kombinasyon olduğunu iyi anlayalım. Neden? Çünkü bakın yapacağımız geometrik işlemler var. Burada yapacaklarımız hep seçme. Nasıl? Herhangi üçü doğrusal olmayan. 1 2 3 dört, 5 tane nokta koydum. Bakın doğrusal değil 3 tanesi. Herhangi üçü doğrusal değil. En tane farklı nokta. Ben 5 tane koydum şu an. En fazla en enin ikilisi doğru geçer. Bakın doğru nereden geçer? 2 noktadan geçer. 2 nokta varsa buradan doğru geçer. Bakın üçü doğrusal olmayan diyorum ya. Burası doğrusal olursa Üç noktadan bir tane doğru geçer. O yüzden üçü doğrusal olmayacak. Ben ne yaparım o zaman? İki tanesini seçersem bakın bu ikisinden bir doğru geçer. Bu ikisinden bir doğru geçer. Bu ikisinden bir doğru geçer. Bu ikisinden bir doğru. Bu ikisi. Öyle yapma. Beş tane nokta mı var? İkisini seç. İki tane ne kadar ikili olduğunu görürsün. Çünkü ne kadar ikili varsa o ikililerden bir doğru geçtiği için en ikilisi ne dersin o kadar doğru geçer. Peki üçgen nasıl oluşur? Üçü doğrusal olmayacak. Herhangi üçü doğrusal olmayacak. Doğrusal olursa onları çıkartacaksın. Bütün duruma bakacaksın. Onları çıkartacaksın. Enin üçlüsü. Bir, iki, üç. Bak üç tane nokta seçersen doğrusal değiller ya. Buradan üçgen oluşur. Buradan üçgen oluşur. Buradan üçgen oluşur. O zaman ben ne yapacağım? Üç tane nokta aldığım anda üçgen oluşuyorsa o zaman en tane noktadan üç tane nokta seçerim. Bunların üç tanesi bize üçgen oluşturur. Aynı şey dörtgen için geçerli. Dört tane herhangi bir nokta seçersem ne olur? Dörtgen oluşur. Bakın unutmayın herhangi üçü doğrusu olmayacak ve en fazla en çok bu kadar olur dedik. Hemen bir tane soru yapalım. Güzel bir soru. Buradan anlamaya çalışalım. Şimdi bak köşeleri yandaki 11 nokta var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 5 tane var. 11 noktadan herhangi üçü, ile, üçü olan kaç farklı ne yapacağız arkadaşlar? Bak soru şu 11 nokta var. Kenarları herhangi üçü. Kenarları herhangi üçü. Şuraya kenarları da yesek daha güzel olur. Kenarları herhangi. Daha doğrusu kenarları değil. Köşeleri. Köşeleri. Şurayı düzelteyim. Köşeleri. Herhangi üçü olan kaç farklı üçgen çizilir? Yani köşeleri bu noktalar olacak. Köşe. Kenar değil tabii ki de orası. Köşe arkadaşlar. Kö köşeleri. Köşeleri. Herhangi üçü olacak. O zaman şöyle mi dersin? Hocam ben buradan altı taneden iki tanesini alırım. Bir tane de buradan alırım. Beşin birlisi. Bakın bu üçgen oluşturur. Hocam aşağıdan ben bir tane alırım. Daha doğrusu aşağıdan bu sefer iki tane alırım. Yukarıdan bir nokta alırım. O zaman ne olur hocam? Buradan da yine bir üçgen oluşur. Çünkü üç nokta istiyorum ya. İkisi burada olursa mesela şu ikisi. Bir de şu. Bakın böyle bir üçgen oluşur. Ya da ikinci durum buradan iki tane alırım. Bakın mesela şu. Bu da bir üçgen oluşturur. Ya da hocam yuvarlağın içinden alırım. Yuvarlağın içinden de altının üçüsü aldığın olabilir gider. Peki buradan olur mu? Bunlar zaten bir doğru üzerinde. Ne demiştik arkadaşım? Herhangi üçü doğrusal olmayacaktı. Bir dakika şimdi. İşte bu kadar uğraşma arkadaşım. Niye? Bunlarla uğraşana kadar 11 nokta var mı senin için? Var. 11'in üçüsü. Normal şartlar altında bunlar doğrusal olmasaydı. Sen bak ne dedim biraz önce? Hepsini alacaksın. 11'in üçlüsü. Bu kadar üçgen vardır diyeceksin. Eksi ne yapacaksın arkadaşım? 5 nokta var. Bu 5 noktadan 3 tanesiyle üçgen oluşmaz. Bütün durumun içinden sen oluşturamadıklarını alırsan işte olayın biter. 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 eksi 5'in üçüsüyle 5'in ikilisiyle aynıydı. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 ya da 1 çarpı 2 fark etmez. Gördüğün gibi şu 2 ile şu gitsin 5 kalsın. Şu 3 ile şu 9 gitsin 3 kalsın. O zaman ne oldu? Burası 5 kere 5 kere 3 15. 11 ile çarparsak 165 eksi. Buradan da ne geldi? 10 geldi. Etti mi sana? 155 tane nokta. 155 tane üçgen çizmiş olurum arkadaşım. Evet geldiğim son bir zoruyu arkadaşlar zor soruyla olayı bitirelim. Bu soruyu da güzel bir şekilde yapalım. Ne var burada üçgen üçgen içinde tam bir Instagram, Facebook ve arkadaşlar minimum sosyal medyadaki zeka soruları gibi. Hep böyle sorarlar ya bu şekilde kaç tane üçgen var diye. Herkes ne yapar saymaya çalışır. Artık biz saymayacağız. Nasıl yapacağız hemen söyleyelim. Evet arkadaşım ne yapabiliriz bakın. Şimdi burada da yine aynı muhabbeti yapabiliriz. Bakın burada biz bu köşeden... Bir iki tane doğru seçersek. Bir iki üç dört tane doğrum var. Bir üçgen için bakın şöyle iki doğru gelse. Bir tane de şöyle bir tane gelse. Bunlardan herhangi biri gelse. Bakın şurada bir üçgen oluşuyor mu? Mesela şu ikisini alsam. Şurayla şurayı alsam. Buradan da şu doğruyu alsam. Bakın şuracıkta bir tane üçgen oluşuyor. İşte o zaman ne diyoruz? Bu arada bakın sarılardan bahsediyorum. Hocam burada da üçgen oluş, O beni ilgilendirmiyor. Bakın şu sarılardan bahsediyorum. O zaman şurada dört tane var. Şu dörtten ikisini alırsam. Bir, iki, üç, dört. Dört doğru var. İkisini aldım. Burada da bir, iki, üç, dört. Beş tane doğru var. Beşin birlisini aldım. Artı. Çok dikkat şimdi. Bu şekilde üçgen oluşur. Ya da şuradan düşünürsek arkadaşlar. Buradan düşündürsek de. Beş tane doğrum var. İkisini alırsam. Bakın bu sefer de şuradan ikisini aldığımı düşün. Ne yapalım? Mesela şuna şunu almış olalım. Burada bu ikisini alırsam o zaman ne olacak? Yukarıdan da bir tanesini aldığım anda. Bakın şuradan da şunu aldım. Hop burası da bir üçgen oluşturdu. O zaman ne yapacaksın arkadaşım? Yapacağın şey şu. Bu sefer de buradan da dört taneden birini alacaksın. Çünkü niye? Üçgeni üç tane kenar oluşturur. İşte bazen noktaları alacağız. Bazen de doğruları alacağız. İşte burada da yapacağımız şey. Buradaki doğruları aldım. Buradaki doğruları aldım. Bakın buradan bir şey çıkmaz. Niye? Buradan çünkü iki tane gidiyor ve ortak gidiyor. Bunları katmıyorsun işin içine. Bu şekilde yapıyorsun. Dördün ikilisi hemen yapalım. Dört çarpı üç bölü bir çarpı iki. Beşin birlisi zaten beşti. Beşin ikilisini artık ezbere biliyor olmamız lazım. Dört çarpı beş çarpı 4 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. 4'ün birisi 4'tü zaten. Hemen şurada şundan sadece şu 6 kere 5 30 artı burada da arkadaşım 4 kere 10'da 40 oldu ve toplam 73 üçgen vardı dedim. Size yine müthiş bir şey göstereyim arkadaşlar. Bunu da sakın kaçırmayın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Burada üçgen oluşturabilecek toplam 9 tane doğru var. 9'un üçlüsünü alırım. Ama ben burada ne yapacağım? 4 taneden 3 tane aldığımda üçgen oluşmaz. Buradaki 5 taneden de 3 tane alırsam üçgen oluşmaz. İşte bunun da cevabını bakarsan bu da yine aynı olur. Ne oldu? Tüm durum tüm durumdan İstenmeyen, oluşmayan, olmayan durumları çıkartırsan yine aynısı olur dedim. Ve müthiş bir şekilde videomu bitirmiş oldum. Bakın arkadaşlar sıfırdan ona kitabımızda bu konuyla ilgili kombinasyonla ilgili müthiş bir şekilde anlatım var. Ne var burada bak bütün her şey var. Kombinasyon kavramı hemen hemen burada çözgeç ve süzgeç var. Kare kodu okutuyorsun yapamazsan hemen bilginiyorsun Testiyle süzüp geçiyorsun kombinasyon özellikleri sayfa 50'den başlıyorum arkadaşım. Nereye kadar? Bakın altını üstüne getirmişler. Bütün kaynaktaki, bütün kaynaklarda görebileceğiniz. Benim biraz önce yaptığıma benzer bir soru da burada var. Bütün sorular var ve ayrıca da Tara geç var yine burada. 12 soruyla müthiş. 50'den 71'e kadar ödeviniz arkadaşlar. Kombinasyon konusunu hallettik. Ve de arkadaşlar yetmez hocam. Bana soru çözümü lazım diyorsan sana hemen soru çözümü içinde ne diyorum biliyor musun? Hemen kombinasyonun başından başlıyorum. Hemen kombinasyonun permütasyonu bitirdikten sonra kombinasyon sayfa 37'den kesinlikle ve kesinlikle ödevini yapmadan haftaya gelme arkadaşım. 37'den 54'e kadar haftaya yapıyorsun. Bakın yorumlara da bekliyorum. Hocam ben yaptım diye bekliyorum. Ödevinizi yapmadan gelmeyin. Videoyu yorumlamadan gelmeyin. Ama sizler için son bir şey daha söyleyeyim. O da ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını da yorumlara bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.